Merhaba, iyi akşamlar Paramedya takipçileri. Bu akşam Gökçe Hanım'la buluşarak fazla mesai hakkında konuşacağız, sohbet edeceğiz sizinle. Geçen hafta bir soru sormuştum. Saat 9'dan önce sabah, akşamları da 6'dan sonra atılan mesajlar, mailler, WhatsApp mesajları, telefon aramaları yöneticileriniz tarafından nasıl etkiliyor sizi? Bunlara bir düzen getirilmesi nasıl olur diye bir soru sormuştum. Gerçekten çok şikayet geldi. Biliyorum ki bir bankacının mesaisi sabah 9'da başlayıp akşam 6'da bitmiyor ne yazık ki. O şekilde çalışan şanslı bankacılardansanız ne mutlu. Ama herhalde bu gece katılanların çoğu bu konuda şikayeti olanlar olacak. Ben Gökçe Hanım'ı da davet edeyim. Bu fazla mesailerle ilgili hukuki olarak neler yapılabilir? Birlikte konuşalım onunla da. Hukuki olarak bilgilenmek güçlendirir, bilmek güç verir, cesaret verir. Onun için bilgilenmek üzere buraya gelen herkese hoş geldiniz diyorum şimdiden. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız Gökçe Hanım? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sesim nasıl geliyor? Gayet iyi geliyor şu anda. Bir sorun yok. Kulaklıkta takabilirim. Olumsuz bir durum varsa. Seste bir olumsuzluk yok. Görüntü biraz donma ihtimali var gibi ama. Öyle mi? Evet. Şu an ben donuk görüyorum ama benimle de ilgili olabilir. Benim internetimle de ilgili olabilir. Ben sizi normal görüyorum ama. Tamam. Başlayalım biz de artık önemli olan ses daha önemli tabii şu anda bizim için. Zaten sonrasında kaydı da oluyor. Yani kayıtta da izler arkadaşlar diye düşünüyorum ben de kaçıranlar. Evet, eski yayınlarımız da çok izleniyor. İki aile konusu son günlerde herkes izliyor. Çok teşekkür alıyoruz o konuda. Bilgilenerek evet. Gidenler şanslıyız diyorlar. Teşekkür ediyorlar size de özellikle. İyi ki izlemişiz diyenler var. Gitmeden önce arkadaşlarına da önerenler var. İkaleye davet ediliyorsanız o videoyu izleyin. Gökçe Hanım'ın bundan önceki bütün videolarını izleyin zaten onunla çektiklerimizi. Hepsinde ayrı ayrı çok güzel bilgiler var. Evet. Bu akşam öne çıkanlar kısmında konuşmak üzere buluştuk. Bana kızıyorlar, evet. Siz çok konuşuyorsunuz, avukat hanımı konuşturmuyorsunuz diye. Estağfurullah, siz güzel yönlendiriyorsunuz. Takılmıyoruz. Şimdi bu yayın için bize özellikle soru almadık. Ben çok yönlendiriyorum zaten. Olsun, sizinle güzel oluyor bu yayınlar zaten. Şimdi Hanife Hanım, biz bununla ilgili biliyorsunuz bir soru açmadık. Çünkü bu artık çok büyük bir ölçüde kanayan yarası olmuş durumunda. Özellikle finans sektöründeki çalışanların bu işten çıkarma yasaklarının uzamasıyla aslında pek çok sektörde ben ihale duymaya başladım. Özellikle ihaleyi imzalayıp da yıllarca içinde bir yara olarak kalan fazla mesaileri alamayan personeller için yapıyoruz. Yani o nedenle çok böyle butik, temel sorulardan oluşan bir yayın izleyeceğiz. O nedenle soru almadık. Öncelikle bunu açıklamak istiyorum. Zaten pek çok şeyin yanıtını burada bulabilirsiniz. İsterseniz başlayalım biz temel sorulardan. Evet, size zaten güzel sorular gelmiş. Bugün yayınladım da soruları. Evet. Sürpriz yok. Yani akışta neler olduğunu az çok herkes okuyanlar görmüştür. Ama hani şu fazla mesai tanımı nedir? Herkes bir ilk önce onu duysun. Hani kendileri fazla mesai yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Onu bir anlasınlar. Fazla mesai neye deniyor? Kimler ne kadar saat yaparsa o fazla mesai oluyor. Öncelikle fazla mesai genel anlamda iş sözleşmesiyle kararlaştırılan sürelerden fazla yapılan çalışmalardır. Burada fazla mesailer bakımından süre itibariyle ikili bir ayrıma gitmek gerekiyor. Örneğin bankacılık sektöründe haftada 40 saattir çalışma, 40'tan 45'e kadar yapılanlar fazla sürelerle çalışma olur ve bunun ücret hesabı %25 zamlı olarak yapılır veya saat başına 15 dakika serbest dinlenme şeklinde kanunda yerini bulmaktadır. İkinci olarak 45 saati aşan her çalışma fazla çalışma sayılır ve
Bu da ücretin %50 artırımıyla, yani 125 lira yerine örneğin saatlik ücreti 150 liraya çıkar siz 46. saatten itibaren çalıştıysanız. Yine bunda serbest zaman hakkı var. Çünkü fazla mesai yapan personelin ya serbest zaman hakkı vardır ya da fazla mesai ücreti hakkı vardır. Bu noktada hani 40 ve 45 saat, yani 45 saatin altında belirlenen çalışma süresi ve 45 saatin üzeri belirlenen çalışma süresine göre bir ikili ayrıma gidiyoruz. Bana şu da çok fazla geliyor ve kendi çevremde kurumsal yerlerde çalışan arkadaşlarımdan da duyuyorum. Hani böyle sabahlara kadar çalışmalar yapan firmalar oluyor bazen. Fazla mesai ücreti vermiyorlar ama uzun tatiller veriyorlar. Bunu işveren tek başına, tek taraflı olarak yapamaz. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliğine göre işçi fazla çalışma yaptığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde işverenine bu durumu bildirir, serbest zamanını kullanmak istiyor, fazla mesai mi? Kendi tercihine göre bu opsiyonlardan birine hak kazanır. Ayrıyetten mesela fazla mesai ücreti istemedi. Ben çok yoruldum, dinlenmek istiyorum dedi. İşveren de burada tamam hafta sonu tatillerinde kullan serbest zamanı gibi bir şey söyleyemez veya bayram tatillerinde. Bu kanundaki ve iş sözleşmelerindeki tatillerden haricen kullanılan bir şeydir. Yani maddi karşılığını almak istemiyorsanız dinlenme karşılığı olarak alabilirsiniz. Burada da ilk başta dediğim gibi hani haftalık çalışma saatinin 45 saat o altında olması veya 45 saat olmasına göre bu zamlı oranlar dinlenme süreleri hesaplanıyor diyebilirim. Yani en basit anlatımıyla fazla mesai budur. Yani buradan da çalışanlar anlayabilir fazla sürelerle mi çalışmış, fazla mesai mi yapmış. Bu şekilde en basit anlatımla. Yani sabah 9'da ekranını açıp akşam 9'a kadar çalışan bir kişi yaklaşık 12 saat oluyor. Hani arada çok az Bir saat ara olabiliyor. düşsek. Neredeyse işte 12 saat oluyor değil mi? 9'dan sabah 9, akşam 9. Yani ara dinlenmesini çıkartırsak 11 saat oluyor günlük azami çalışma sınırı. Eğer bu kişinin iş sözleşmesi haftada 40 saat çalışmaysa yani 9-18, 9-17 gibi ise 40 saatten 45 saate kadar olan %25 zamla hesaplanır saatlik ücreti. Bunu aşanlar artık %50 zamlı olarak hesaplanır. Yani burada haftalık çalışma süresi nedir iş sözleşmesinde? Öncelikle buna bakmak gerekiyor. Peki ikinci soruya geçelim. Yani Tabii. bankacıların fazla mesai yaptığı bir gerçek zaten. Hani bunu Evet. yapmıyoruz diyen yani yoktur. Mutlaka yapılıyor. İhtiyari fazla mesai diye bir şey varmış bir de. Ben onu bilmiyordum. Nedir ihtiyari fazla mesai? Zorunlu ve olağanüstü nedenlerle çalışma haricinde işçiye yaptırılan ve işçinin yazılı onayıyla yaptırılabilen fazla çalışmalardır. Burada kanunda sayılmış mesela zorunlu ve olağanüstü haller. Örneğin ülkede bir savaş vardır, seferberlik vardır ve siz yurt savunmasına yönelik bir sektörde çalışıyorsunuzdur. Veya bir arıza sırasında ya da bir arızanın mümkün olması durumunda, makinelerin bozulması halinde, zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında zorunlu nedenlerle fazla çalışma vardır. Bunlar dışında yaptırılacak fazla çalışmalar işçinin yazılı onayına tabidir. İhtiyari fazla çalışma demek istediğimiz bu aslında. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı Hanif Hanım, 2018'den önce yönetmeliğe göre her yıl işçiden fazla mesai için onay alınır ve özlük dosyasına konulurdu. Fakat şimdi şöyle bir durum var. İş sözleşmesi yapılırken peşinen alınıyor veya böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında alınıyor. Ama bu da işçileri şu anlamda korkutmamalı. Eyvah, yani işten ayrılana kadar fazla mesai yapmak zorundayız gibi bir algı yaratmamalı. Bunun da koruyucu bir yöntemi var işçiyi. O da şöyle, verdiğiniz fazla mesai onayından işverenize yapacağınız yazılı bir bildirimle 30 gün öncesinde cayabilirsiniz. 31. gün artık fazla mesai yapmak yükümünde olmazsınız. Fazla mesai yapmadığınız için görevi yapmamak gibi 25. ikinci maddeden çıkarılma yani ihtimalleri de hukuken mümkün olmaz. O yüzden istemiyorsanız 30 gün önceden yazılı bildirin. Her şeyi yazılı yapın bu süreçte. Hem fazla mesaiyle hak edeceğiniz serbest zaman mı, ücret mi, hem de bu onaydan cayma gibi her şey muhakkak yazılı yapılmalı diye tavsiye etmekteyiz. Bir avukat desteği alsınlar mı burada? Yani bunu bile nasıl yazacağız? Hani biz yazarsak, yani ben şunu duyuyorum son dönemde, işte biz ihale teklif ettik, kabul edilmedi. Mesela böyle bir şey var mı? Resmi edilse bir avukat aracılığıyla ben bankama ihale teklifi göndermek istiyorum diyenlere ne önerirsiniz?
Yani Yani %2 öncesi iki ihale evet. deyip çıkıyormuş bankalar işin içinden örneğin. Ama 2 gün sonra başkalarına ihale teklif ediliyor aynı kurumda. Yani mesela o bile resmi mi olmalı ya da bu fazla çalışma saatleriyle ilgili itirazlar bir avukat ya da bir işte noter aracılığıyla bir şeyle mi gönderilmeli illa İK'lara? Yani bunu sümen altı eden müdür de çıkabilir. İşte diyorlar zorla imzalatılan fazla mesai şeyleri var kabul ediyorum diye. Yani şöyle, öncelikle ihale her ne kadar iş sözleşmesini ortadan kaldıran bir bozma olsa da anlaşmadır. Tabii ki de bankanın bana ettiğini benim kabul etme zorunluluğum yok. Sizin banka olarak personelin geldiği şeyi kabul etme zorunluluğu yok. Anlaşmak diye bir zorunluluk yok. Taraflar anlaşırsa ihale olabilecek bir şey, ama daha profesyonel görünmek adına, hani böyle dediğiniz gibi sümen altı etmemek adına bazı hakları bir avukat eşliğinde, avukat yazılı teklifiyle gitmekte fayda var. Mesela benden danışmanlık alan çok sevdiğim bir müvekkilim var, bir bankada çalışıyor. Yani şöyle, fazla mesaileriyle ilgili bile yazılı müracaat yaparken danıştı bana, görüştük. Ondan sonra noterden ihtarını çekti. Yani belki yine sıkıntı yaşayacak, yine işten çıkarılacak, ama o sümen altı edilmeyi engellemiş oldu orada. Yarın öbür gün bir dava açılırsa ben zamanında bu onayı geri çekmiştim diyebilecek. Yani ihale ile ilgili maalesef anlaşma olduğu için, anlaşma iradelerinin olması gerektiği için zorlayıcı bir baskı yapacak bir durum yok hukuken. Ama profesyonel görünmek adına, hakları da unutmamak adına tabii ki de bir destekten faydalanılabilir. Evet, yani ben şundan dolayı üzülüyorum. Yani ciddiye alınmıyor bence bu teklifler ne şekilde yapılıyorsa. Yani müdürüne gidip ben işten ayrılmak istiyorum diyor. Yok mu şimdi öyle bir uygulama deniyor ve bu böylece kapanan bir konu olarak kalıyor. Yani bankanın bunu ya şu an biz bunu yapmıyoruz ya da sizinle bu anlaşmayı yapmayacağız gibi resmi bir şeyi ellerinde olması aslında daha sağlıklı olmaz mı? Tabii ki daha sağlıklı olur. Bir de şöyle bir durum var. Ayrımcılık tazminatı, hani iş ilişkinin sona ermesinde ayrımcılık yapılıyorsa, mesela aynı statüde, aynı pozisyonda çalışmış, aşağı yukarı aynı performans ve sicile sahip kişilerden birine yapılıp birine yapılmaması da hani çok detaylı değerlendirilmesi gereken bir konu, ama ayrımcılık yasağına bile takılabilir. Ayrımcılık yasağını konuşmuştuk sizinle daha önceki yayınlarımızda. Hani normal ücretinizin 4 katına kadar çıkabilen bir tazminat türüdür. Dolayısıyla her şey belgeli yapılmalı. Mesela ben şu çok duyuyorum, siz de duyuyorsunuzdur. Müdürüm aradı, 19'dan sonra işte bir şeyler yapmamızı istedi, arşiv yapmamı istedi, mail göndermemi istedi. Hayır, yani o anda aradıysa bile bunu siz maille karşılık verin. Yani çünkü kişinin haklarını bilmesi ve elini güçlendirmesi gerekiyor. Hani tek başına bilmek maalesef yetmiyor. Yani hukuk ispatla yürüyor bu Doğru. şekilde. Yani hakları bilmek ve kullanmak, kullanmaya da cesaret etmek. Bu Kesinlikle. yasayla korunan şeyler bunlar sonuçta. İşte o yüzden bilgi güçlendirir diyoruz. Yani ben bunu biliyorum. Benim hakkım bu kadar çalışma. Siz bunun fazlası için bana bunu yani fazla mesai alamadığını söyleyen de çok var şu son zamanlarda çünkü. Evet. Ben hayret ediyorum gerçekten bu kadar resmi kurumlar nasıl böyle gayri resmi işler yapmaya cesaret ediyorlar. İlginç geliyor bana bu dönemde. Fazla mesainin yasak olduğu durumlar varmış bir de. Ne zaman yasak? Yani şöyle, bu iki bağlamda incelenebilecek bir olgu. Hem fazla mesai yaptırılamayacak işçiler, hem de fazla mesai yapılamayacak işler olarak ikiye ayırabiliriz. Ancak bizim hani bugünkü oturumumuzun konusu ağırlıklı olarak finans sektöründe çalışan personeller olduğu için, ben finans sektöründe kimler fazla mesai yapamaz, biraz bunlara girmek istiyorum. Örneğin en sık gelen soru, hani gebe veya çocuklu emziren annelerin fazla mesai yaptırılıp yaptırılamayacağı. Kesinlikle yaptırılamaz, çünkü gebe veya 1 yaşına kadar olan çocuğu olan bir anne işçinin günde çalışması 7,5 saati geçemiyor. Değil, normal çalışma saati 9 saat, hani 7,5 saat olacak, 1,5 saatte süt iznini kullanacak. Öncelikle gebe ve emziren annelere yaptırılamaz diyebiliriz. İkinci olarak kısmi süreli çalışma yapan personeller, genellikle bankalarda bu kısmi süreli çalışmayı anneler tercih ediyor. Mesela part-time, işte haftanın 3 günü full veya her gün yarım gün çalışma gibi. Bu kişilere de fazla mesai yaptırılamaz. Bu da yasaktır. Onun dışında iş sözleşmesiyle önceden ya da sonradan fazla çalışmayı kişi kabul etmiştir. Ama sağlığı el vermiyordur artık çalışmaya veya fazla çalışmaya. İş yeri hekimi, SGK'dan alınacak bir rapor. Onun haricinde
bunlar yoksa da herhangi bir hekimden alınacak raporla kişi daha önce onay verse bile fazla çalışmaya yaptırılamaz. Çünkü sağlık durumu el vermiyor. Özellikle engelli işçilerle ilgili sorular almaktayım ve üzülüyorum. Kulağındiler, görme bozukluğu yaşayan. Ya bunları raporla ispatladıkları takdirde sen bir kere onay verdin. Yani bütün ömür böyle çalışacaksın gibi bir lüksü yok yani işverenin. Benim için biraz kesildi. Bir ara ben sesi alamadım ama kimse de yazmıyor diye alttan bölmek istemedim. Seste bir İsterseniz sorun tekrar edelim. Üç. Genelde. Şöyle gebe ve hani emziren annelere fazla çalışma yaptırılamaz. Kısmi çalışma yapan, part-time çalışan işçilere yaptırılamaz. Sağlık durumu her ne kadar önceden fazla çalışmaya onay verse de artık el vermeyen kişilere yaptırılamaz. Yani iş yeri hekimi raporu veya başka bir hekim raporuyla da bu durumu ortaya konulabilir. Yani genel olarak finans sektöründe en çok duyduklarıma göre yorumladım. 3 tane personele yaptırılamaz. Yasak var, fazla çalışma yasağı var kanunen. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Bu konuda da çok şikayet var. Duysunlar yani zorla fazla mesai artık emzirenlere, hamilelere yaptırmayın lütfen. Lütfen değil yani. Bu yani yasayla bir şekilde engellenmiş yani. Burada lütfen diyorsak nezaketimizden yaptırmayın. Evet, şikayet yolları var bu konuda. Bunları bir yerine konuşuruz. Tamam. Bir de yöneticilerin fazla mesai ücrete dahildir diye bir şeyle fazla mesai ödenmesi bir tür engellendi. Yani bu ilk zamanlar eskiden işte genel müdürlük seviyesinde ve sadece müdürler için geçerliydi bankalarda, bazı özel bankalarda. Sonradan herkesi yönetici kapsamına alarak işte siz de yönetici oldunuz diyerek her şubede bir kişi, iki kişi bu sayılar katlanarak arttı. Ve evet, hani insanların ücretlerine nispeten iyi zamlar oldu ama sonradan yani fazla mesailer ne kadar karşılamıştır bazen karşılamadığını da söylüyorlardı. Çünkü hani gişeler yetkililerden fazla ücret aldığı neredeyse durumlara dönüşmüştü. Evet. Böyle bir kaçak hani güreşen diyeyim bankalar oluyor. Fazla mesai hı-hı konusunda yönetici pozisyonu verip kapsam dışına çıkarıp onlara işte fazla mesai bile ödemediler bir dönem. Böyle bir hı-hı hak var mı? Burada sınırlar nedir? Şimdi tabii ki bu hakkın bir sınırları var. Bu yönetici pozisyonunda çalışan kişiler sizin dediğiniz seviyede insanlar. Hani çok yüksek ücretler, ikramiyeler alan, onun dışında iş organizasyonunu, yönetimini kendisi yapabilen kişiler içindir. Hani birine bağlı, biraz daha alt seviye personeller için çok uygulanabilecek bir şey değil. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar sözleşmeyi. Ama bu hangi koşullarda geçerlidir? Öncelikle yılda 270 saati aşmıyorsa geçerlidir. Yani siz 500 saat fazla çalışma yapıyorsanız bunun 230'unu yapılacak incelemelerle almaya hakkınız var. Yani ücreti dahil olan kısım maksimal rakam 270 saattir. Onun dışında günde 11 saati aşmayacak. Bir de ücret asgari ücret seviyesinde olmayacak. Tabii asgari ücret seviyesinde olmayacak demek aşağı yukarı bir maaş kadar fazla mesai yapıp tek maaş almakta değil. Yani benim hesapladığım dosyalarda oluyor. 5.000 lira maaş alıyor. Her ayda 4.000 liralık fazla mesai yapıyor. Ücrete dahildir deniliyor. Bu zaten 270 saati aşıyor. Yargıtay kararlarına göre bunlar da o sözleşme hükümleri geçersiz sayılıyor. Yani burada önemli olan 270 saat günde 11 saati aşmamak artı hakkaniyetli bir ücret, asgari ücreti geçen bir ücret, emsallerine göre hakkaniyetli bir ücret diyebiliriz. Bunlar olduğu takdirde fazla mesai her ne kadar ücreti dahil yazsa da dava edilebilir durumdadır. Soruların içinde yok ama Gökçe Hanım size dışarıdan bir soru soracağım. Ben şimdi aklıma takıldı. Bilmiyorsak da daha sonra cevaplarız diyelim de. Bu hafta sonu eğitimleri, akşam saati işte yapılan toplantılar, ekstra çıkarılan işler vardı bankacılara. Bir dönem işte hafta sonu iki gün eğitimde, hafta başı tekrar iş başı, öbür hafta sonu yine eğitim. Bu şekilde kesintisiz çalıştı insanlar çok uzun süreler. Evet. Bunlar ne şekilde geçiyor? Hangi kapsamda geçiyor? Yani eğitime katılmak. O da sabahtan sabah 9 akşam işte 5'te biten eğitimler bunlar da çoğu. Hı-hı. Ve hafta sonu dinlenmesi diye bir şey kalmıyordu o dönemde.
Evet. Yani bu da çalışma süresinden sayılan hallerden sayılabilir. Yine mesai kavramına girebilir. Sonuçta siz evinizde otursanız bile dinlenemiyorsunuz. Bilgisayarınız açık bekliyorsunuz. Yani işverenin emrine amade her an bir talimat alacakmış gibi hazır beklemekti. İş kanunu sanırım madde 66'ydı. Çalışma süresinden sayılan hallerden geçiyor. Yani fazla mesai hesabında bunların da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Harika, teşekkürler. Geldim. Gelelim en önemli sorulardan biri. Şimdi buraya kadar ses çıkaramadılar, itiraz edemediler, aman işimizden olmayalım dediler ama ihaleyle bir şekilde işten ayrıldılar, çıkarıldılar. O ana kadar da bir itirazda bulunamadılar, bir şey yapamadılar. O saatten sonra ne yapılabilir? İş akdi sona erenler nasıl davalar açabilir? Var mı bu konuda kazanımlar? Tabii şöyle yani ihale sözleşmesi aslında bu hafta Yeni Çağ'da da yazdım. Sizin yayınımızda da anlatmıştım. İşverenlerin işe iade davalarının mali ve hukuki yüklerinden kurtulmak adına işçisiyle helalleşerek bir yol ayırma yöntemidir. Yani bu itibarla eğer hakkaniyetli bir ihale ise bunları da detaylı konuşmuştuk. İşçi işe iade davası açamaz ve ihale kapsamında kendisine ödenen alacaklar için açamaz. Şimdi şunu çok sık görüyorum ve bu da insanları çok korkutan bir şey. Hani bir takım kalemler yazıyor. Kıdem ihbar tazminatı artı ek menfaat. Aşağıda da bir maddede hiçbir şekilde yıllık izin, fazla mesai, prim vesaire alacağı için dava açamaz. Şimdi şöyle, bu geçerli değil Yargıtay kararlarına göre. Orada ihale sözleşmesinde açık açık hangi kalem için olduğu yazması gerekiyor. Sizin altı maaş menfaat alıyor olmanız yaptığınız 500 saatlik fazla mesai hakkını ortadan kaldırmıyor. Ya yani burada açıkçası ben şaşırıyorum da bankalara. Elbette ki onların da çok profesyonel bir hukuk ekibi vardır. İbranameler bile çok eksik. Tüm alacaklardan ibra edilmiştir yazıyor ama hangi alacaktan ne kadar edildiği yazmıyor. Mesela burada birazcık kopya vermek gibi olacak ama insanların çalışma şartlarını düzeltmek, haksızlıkları biraz azaltmak için ben vereyim o kopyayı bankalara. İbraname o ödemeden bir ay sonra düzenlenmeli. Banka kanalıyla yapılmalı ve tüm alacaklar teker teker yazmalı. Hani bunlar olmadığı takdirde Yargıtay ödeme yapılmamış ve iş ibra edilmemiş sayıyor. Dolayısıyla hani iş iade davasını geçersek fazla mesailer için açıkça ödenen bir fazla mesai kalemi yoksa salt ihale yapmış olmak personelin fazla mesai davası hakkını ortadan kaldırmıyor. Geriye dönük 5 yıla dair açılabilir. İşleyecek yani bunları sizler daha iyi bilirsiniz benden. Bankalara işletilecek en yüksek mevduat faizi üzerinden tahsil edilebilir. Bununla da ilgili çalışmalarım var benim bu sıra. Yani bu çok insanların gözünü korkutmasın. Her şeyden feragat ediyorum. Yani nereden, neyden feragat ediyorsun? Parayı alıyorsun, bir ay sonra ibraname yapılması gerekiyor. Bunun gibi ufak detaylar var. Evet, onun için hukukçularla görüşmeden yapmayın diyoruz gerçekten. Hak kayıpları olmasın. Çünkü Evet. çok zor kazanılıyor. Çok ciddi hasarlar bırakıyor insanlarda bu süreçler. Her şeyin bir bedeli var bankalarda. Bunu ödesinler lütfen. Eğer eksik Evet. ödedilerse. Gerçek bir helalleşme olması gerekiyor bu işlerde. Yani bankaların tabii öyle düşündüğünü sanmıyorum ama biz en azından onu talep etmeliyiz. Yani tabii ki bir maaş kadar fazla mesai çıkıyor neredeyse. Yani insanların, gerçi mahkemede de takdir indirim vesaire yapılıyor bunlardan biraz ama çıkıyor yani o 270 saat 270 saat kalmıyor genelde. Doğru, maalesef. Peki fazla mesai yapmaktan artık bıkmış, yani bununla baş edemiyor ve artık o işten de ayrılmak istiyor. Bu kişiler için hak nedir, ne yapabilir? Yani bu bir bahane midir işten ayrılmak için? Şöyle, daha önceki sorumuzda cevapladığımız gibi artık bu fazla mesai yapmak istemiyorsa yazılı bildirimde bulunacak. 31. gün itibariyle bu yükümlülüğü kalkıyor. İkinci olarak iş kanununda geniş anlamda ücretin ödenmemesi işçi bakımından hak nedenli derhal fesih halidir. Normalde hak nedenli fesihte çok anlattık. 6 iş günü gibi bir süre vardır esaslı değişikliklerle de. Fakat bu ücretin ödenmeme hali temadi eden hal yani devam eden halse siz 5 ay önceki ücreti fazla mesai hala alamıyorsanız Yargıtay burada son yıllarda diyor ki artık burada 6 ay günlük hak düşürücü süre işlemez diyor.
Bu durumda yapılması gereken kişi fazla mesailerini öncelikle yaptığı tarihleri belirlemeli, serbest zaman mı, ücret olarak mı istediğini işverenine yazılı olarak iletmeli. Bundan da sonuç alamıyorsa makul bir süre sonunda iş akdini feshedebilir. Feshettiği takdirde hem kıdem tazminatı, bunun haricinde bir de hesaplanacak fazla mesai alacaklarına kavuşabilir. Tabii ki bunların hepsi ayrıntılı değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bazen size de bana da eleştiriler oluyor. Herkesi işinden etmeye yönelik davranıyormuşuz gibi ama ya sonuçta haklar bunlar ve ayrıntılı değerlendirilmesi gerekiyor. Bunlar da bize gelen sorular gizli perdeden. Valla ben hani koçluğu da bilen yapan bir insan olarak, insan psikolojisini öğrenmiş bir insan olarak kimse kimseye zorla hiçbir şey yaptıramaz. Herkes kendi kararlarını kendisi verir, seçimlerini yapar, sonuçlarına katlanır. Bizim amacımız burada bilgilendirmek, bu bilgiyi kullanmak, kullanmamak, neyden vazgeçiyorsunuz, ona karar vermek herkesin en doğal ve özgür hakkı. Onun için kimseye bir şey yaptırdığımız, ettirdiğimiz yok. Öyle bir gücümüz yok zaten. Öyle bir iddiamız da Tabii yok. ki. Sadece ben de kendi bankacılık dönemimden biliyorum. Bunları oturup araştırmıyorduk. Bunları kabulleniyorduk. Yani bir şekilde yapacak bir şey yok diye düşünüyorduk. Ama bankalara güveniyorduk. Bankalarımızın hukuki kurallara uyduğuna çok güveniyorduk. Ama madem orada esnemeler var, artık insanlar herkes kendi bacağından asılıyor madem. Biz de hakları, hukukları öğrenme konusunda biraz teşvik etmeye çalışıyoruz insanları. Evet, Onun Zuhal dışında Hanım bir da şey çok yok. güzel bir yorum yazmış bize. Zuhal Hanım teşekkür ediyoruz size. Görmüşsünüzdür siz de. Nasıl? Evet, teşekkürler. Gerçekten güzel yorumlar geliyor. Ben bazılarını okuyorum, bazılarını okuyamıyorum. Sorular da geliyor. Evet, yani bankacıların bence de bilgilenmesinde fayda var. Yani sonuçta biz burada başka bir şey beklemiyorum doğrusu bu yaptığım çalışmalardan. Sadece iyi eğitimli bir kesimin haklarını daha iyi bilmesini istiyorum. Daha özgüvenli durmasını istiyorum. Psikolojik olarak, hukuki olarak biliyorsunuz hep onu söylüyoruz biz. Bu konuda da gönüllü çalışıyoruz. Gökçe Hanım, ben, işte Remzi Bey, birçok paydaşımız var. Yani yarın da bir yayınımız olacak. E-ticareti anlatacağız. Orada da güzel bilgiler olacak. Tavsiye ediyorum hani bankacılıktan sonra neler yapılır konusunda. Bilgilenmek isteyenleri de şimdiden davet etmiş olayım. Teşekkürler Zafer Bey. Bu da güzel bir yorum yapmış. Evet, sağ olsunlar. Ya yazılı da çok güzel. Her zaman teşvik geldiği için zaten devam ediyoruz değil mi? Yazılı, sözlü. Tabii. Buradan da yazıyorlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Son soruya geçelim. Çok da herkesin tatil akşamı zamanını almayalım. Zaten isteyenler yine yazıyor, soruyor, size dolaşabilirler. Çalışanın başka bir yere görevlendirilmesi nedeniyle yolculukta geçirdiği süreler fazla mesai teşkil eder mi? Yani bunun kapsamını şimdi siz anlatmışsınızdır ama mesela çok uzak ilçeye tayini çıkarılanlar oluyor. Evini değiştirmiyor. Günde 1 saat, 2 saat İstanbul için belki normal süreler bile. Yollarda geçiyor insanların. Şimdi mesela mesai saatleri değişti. Bazı şu şubeler 10'da başlayıp 5'te bitiriyor. Evde çalışanlara 9'da başlayın, 6'da bitirin talimatları geliyor. Yani böyle nereden ne kadar esnetebiliriz diye bankalarda zorlayabiliriz diye kendilerince çalışmalar yapıyorlar. Bu sorunun cevabı ne? Çalışan başka bir yere görevlendirilmesi nedeniyle yolculukta geçirdiği süreler fazla mesai teşkil eder mi? Evet, teşkil ediyor. Şöyle, normalde servisle getirilip götürülme çalışma süresinden sayılan bir hal olmuyor kanuna göre. Fakat işçinin şehir dışında görevlendirilmesi nedeniyle yolda geçen süreler iş kanunu madde 66'ya göre yine az önce sizinle eğitimde konuştuğumuz gibi çalışma süresinden sayılan hallerdendir. Çünkü gecenin mesela 12'sinde yola çıkıp sabah 6'da 7'de başka bir şehre görevlendirilen, otelde kalmasına izin verilmeyen müvekkiller duyuyorum ben. O da sonuçta adamcağız uykusuz kalıyor. Bu da çalışma süresinden sayılıyor. Ya burada ince hesaplar var. Yani ama bunun maddi anlamda da karşılığı olması gerekiyor. Yani çünkü aksi iş kanununa göre günlük 11 saatlik azami çalışma süresi var. Bunun ruhuna aykırı olur. 18-20 saat çalışmış olacak ve bir ücret alamayacak bu kişi. Yani dolayısıyla fazla mesai hesabında dikkat
dikkate alınması gerekiyor bu görevlendirmeler nedeniyle. Ama şehir içinde servisle evine gönderilmek, evine ulaşmak, iş yerine varmak gibi şeyler fazla çalışmadan sayılmıyor. Bu tarz görevlendirmeler, sizin dediğiniz eğitimler daha çok fazla mesai hesabında çalışma süresi olarak dikkate alınabiliyor. Banka güvenlik Bir görevleri ile programda ilgili sorular. güvenlik görevlilerini ayıralım. Evet, güvenlik görevlileri ayrı bir dertli durumda şu anda, doğru. Onlar için ayrı özel bir yayın yapalım. Tamam. Teşekkürler. Ben önerileri açayım arkadaşlar. Burası banka değil biliyorsunuz. Banka üst yönetimi gibi onu ona söyleyemeyiz, bunu söyle. Her şeyi bize yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Açık iletişim. Ararız, sorarız, öğreniriz, konuşuruz, dertleşiriz. Paylaşırız. Onun için teşekkür ediyorum. Böyle değişik fikirler verenler, önerilerle gelenleri de gerçekten çok teşekkür ediyorum hepsine. Yani bizde zaten kişisel verilerin korunması kanunu gizlilik esası var. Hiçbir şekilde bu kişiler ifşa edilmiyor. İsmimi vermezseniz seviniriz demenize de gerek yok hiçbir zaman. Hem benim mesleğim hem Ya Hanife ben Hanım'ın zaten profesyonelliği gereği. İnanın artık hani refleks oldu, isimlere bakmıyorum bile yani, hani isme bakmadan cevap yazıyorum çoğu kişiye. Hani bende bile bir iz, zaten hani şeydekiler, Instagram'dakiler biraz kodlu gibi, isimlerin ne olduğu tam belli değil de. Normalde hani isim verseler bile o kadar hafızam da iyi değildir benim. Hani kim yazmış, nereden yazmış, ne yazmış. İnanın ben hani banka adıyla da kişi adıyla da ilgilenmiyorum. Asıl ilgilendiğimiz şey genel sorunlar. Yani bu sektörün kronikleşmiş, herkesin başına gelen genel sorunları üzerinde, özellikle bunları düzeltmek için konuşuyoruz, yazıyoruz. Yoksa kimsenin ismiyle, cismiyle, şubesiyle, bankasıyla bir derdimiz yok. Yani herkes yaşadığı bir sorunsa ortak bir akılla ve tepkiyle buna ne yapabiliriz konuşuyoruz. İlettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir şikayet de şeyden geliyor. Bu dönemde pandemi nedeniyle dönüşümlü çalışma yaptırılıyor şubelerde, Gökçe Hanım. Ama bazı şubelerde, işte merkez şubeymiş, bazı bankaların bazı şubelerinde bu dönüşümü ve sokmuyorlarmış bazı çalışanları. Yani aylardan beri, pandeminin başından beri hiç dönüşüme girmeden çalışan ve işte o riski alan kişiler duyuyorum ben. Birkaç bankanın bazı şubelerinde var bunlar. Böyle bir uygulama ayrımcılığa girer mi? Yani bu kişilere Girebilir. ayrımcılık yapılıyor denilebilir mi? Bir de Tabii şey diyorlar, yani girebilir. bölgeyle ilişkisi iyi olanlar bir şekilde dönüşüme giriyor, istediği hakları alıyor. Ama diğerleri işte şey... Yani biz görünmez eleman olduk. Yani aylardan beri bizi unuttular. Ne dönüşüm var? Ben sürekli şubede tek başıma çalışıyorum. Bir de gidenler de gitmiş. Böyle şikayetler geliyor. Bu ayrımcılık olabilir mi? Yani tabii çünkü işverenin tüm işçilerine eşit davranma ilkesi gereğince eşit davranma borcu bulunuyor. Yani işin niteliği dışında gerektirmiyorsa bir ayrımcılık yapılamaz kimseye. Hani inancı, felsefi düşüncesi, hayat tarzı, onun haricinde cinsiyeti gibi sebeplerle. Tabii ayrımcılık tazminatında ispat çok önemli. Yani bu ayrımcılık yapılabilen ispatlayabiliyor muyuz? Bu önemli. Ayrımcılık yasağına girebilir özetle. Tabii ki detaylı değerlendirilmesi gerekiyor ama. Ya yine Sorular yazılı çok. başvuru yapsınlar. Mesela şu kişiler çıkarılmıştır şu tarihten beri. Ben hiç çıkarılmıyorum. Ben de risk altındayım gibi. Daha profesyonel bir dille bunu ifade etsinler yönetimlerine diye yine tavsiye veriyorum. Ya benim tavsiyelerim genelde öncelikle iletişim kurmak, sonrasında aksiyon almaktır. Önce düzeltmeye çalışmak, olmuyorsa hukuki imkanları zorlamaktır. Bence bu konuda yazılı iletişimle ilgili hani sizden, benden de destek alabilirler diye düşünüyorum. Evet, ben de özellikle yazılı talepte bulunup yazılı cevap almalarını, eğer Evet. hala olumsuz bir cevap geliyorsa da bunu, yani hukuki olarak gerekirse kullanabileceklerini söylüyorum. Performans yok diye başladı bu süreçler. Şu anda performanslarla tehditler başladı. Böyle bir çelişki olabilir mi? Yani daha önce, yani pandemi artarak devam etti. Çok değişen bir şey olmadı. İnsanların çalışma koşulları belli evde ve şubelerde. Buna rağmen performans sistemleri, kriterleri, baskıları çok devam ediyor. Bu konuda da şikayetler var. Şimdi alttan geldi de bir yazı, yine soru. Evet.
Ben de gördüm. Yani şimdi kimsenin performans hedeflerini düzenleyecek bir yetkiye sahip değiliz. Kimsenin işten çıkarılmasını da engelleyemeyiz. Ama burada olay mahkemeye gittiğinde o dönemdeki emsallere bakılır, diğer değişkenlere bakılır. Yani normal bir zamanla bu zamanın aynı olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii kişi yine sizin de hep yazılarınızda söylediğiniz gibi sabırlı, azimli, inançlı bir şekilde çalışsın. Olmuyorsa emsallerinde de olmuyordur zaten. Yani 10 yıl başarılı olup da bu yıl başarısız olan bir insanın performans nedeniyle işten çıkarılması, ki herkes de düşükken performans normale göre, haksız bir karar olacaktır. Yani performans çok ayrıntılı bir konu. Belki bunu da işe iade ile ilgili bir yayında değerlendirebiliriz. Bu performans kriterleri neye göre belirleniyor gibi. Çünkü onları da Yani soran arkadaşlar oluyor. benim bildiğim şu ana kadar performans nedeniyle işten çıkarılıp da kazanmayan kimse yok. Hiç Doğrudur. duymadım. Yani performans bank şey mahkemeler aa evet senin performansın düşmüş diye. Yani o konuda dolayısıyla yani bankalar bunu yazıyor, çiziyor. Evet öyle bir şey hazırlıyor. Kendilerince bir strateji belirliyorlar. Belli sayıda kişiyi işte sistemden çıkarmak üzere ama bunun da sonrasında hukuki haklar devam ediyor. Onun için hani biz şimdi bunlara desek ki yapamazsınız performans bu dönemde yapıyorlar yani neleri yapmıyorlar ki yani bunu da yapmasınlar. Onlar istedikten sonra her şeyi istedikleri gibi yapıyorlar maalesef. Çünkü Her şeyin karşılığı var ama kurumlardan yani bunu tepeden bilmek bunlara önemli. bir bu konuda yaptırım yok, uyarı yok. Herkes kendi haklarını hukuki açıdan sahip çıkacak. Bir de tanıyacak yani kurumunu tanıyacak. Yöneticilerini tanıyacak, nasıl insanlar olduğunu takdir edecek, nasıl bir zihniyetle çalışıldığına karar verecek. Bu kadar çok bankacı dışarıya çıktığında da, işsiz kaldığında da ona göre bu kadar bilinçli insanların artık bankacılığa, bankalara bakışı çok farklı olacak. Kendi bindikleri dalları kesiyor bence bankalar bunları yaparak. Umarım daha iyi günler görürüz hep birlikte. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. 40 dakika Ben ile artık teşekkür ederim. uzatmamaya çalışıyorum yayınları. En fazla 40 dakika. Bir saatlere çünkü biz konuşuyoruz, uzatıyoruz ama sıkılmasınlar. Hem tekrar da yaparız. Yarın akşam da e-ticareti konuşacağız. Saat 21'de yapacağız. Bu akşam 20 dedik Çok ama biz güzel. de zor yetiştik. Bir 21 daha hatırlatma rahat. açarsanız ekleyeyim. Ben de izlerim böyle bütünüyle. Çok merak ettiğim bir konu bu. Yani ev hanımları bile Instagram'dan bir şeyler satıyor. Trendyol'da bir şeyler yapıp satıyor falan. Ya Evet benim de ilgimi evet o çekiyor bu çok çok e-ticaret. aslında çok bankacılar ben dinledim bir semineri hani özel olarak bankacıların işine yarayacak bir şey mi diye girerek dinledim. Ben kendim çok alışveriş yapmadığım için internette almayı da satmayı da çok bilmiyorum ama bu konuda çok yetenekliler var. Bir de Evet. bankacıların çok rahat yapabilecekleri teknik olarak bir iş olduğunu biliyorum. Satış stratejisi biliyorlar, ticareti biliyor sonuçta bankacılar. Yani bir hukukçudan daha iyi bilirler en azından öyle söyleyeyim. Evet evet çok rahat yaparlar. Biraz daha yarın akşam dinleyelim. Çok iyi yapan birinden, öğrenmiş birinden bu işleri. Evet yapabilirsiniz. Çok güzel şeyler yapılır. Ayrıca bu hani Japon ev hanımları, ev kadınları biliyorsunuz para ülkelerine geri çekiyorlardı. Böyle bir zeki millet Japonlar. Şimdi ben Türk ev kadınları da bu e-ticarete sararsa bizim ülkeye en fazla ihracatı kadınlar kazandırır diye düşünüyorum. Gerçekten Evet. üretim tarafında da, ticaret tarafında da kadın, erkek yani bankacıların hepsi çok ciddi potansiyel. Çok güveniyoruz o konuda bankacılara. Bence şimdi yeni bir dönem başlayacak bankacılar için. Herkes bankacıların müşterisi olmak isteyecek. Belki de çok daha güzel günler görecek bankacılar. Hiç umutsuz olmasın İnşallah. kimse. Gerçekten yarın akşam da buluşalım, tekrar konuşalım, dinleyin, paylaşın, iletin. Yeni şeyler öğrenelim, yeni şeyler yapalım. Bankacılık bir yere kadar. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ama haklarınızı, hukuklarınızı bırakmayın. Oradaki belki bir maaş, iki maaş bile size sermaye olarak çok şey getirebilir. Onun için sonuna kadar, son Tabii ki. kuruşunuza kadar bankalardan da haklarınızı isteyin. Çünkü onlar Faiziyle çok birlikte hatta. hani çok zamanını, emeğini, sağlığını, insanların ailesiyle olan zaman dahil alıyorlar. Ben buna emek ve zaman hırsızlığı diyorum neredeyse artık. Onun için o hakları da bırakmamak bence bir yetişkin davranışıdır. Aynı zamanda iyi bir vatandaş davranışıdır. Doğru bir çalışan davranışıdır. Böyle bir hakkınız var. Sonuna kadar kullanın. Kimse sizden alamaz onu. Tabii.
Çok teşekkürler size de Ben teşekkür tekrar. ederim. Yine görüşürüz Görüşmek başka üzere. İzmir'e konularda. selamlar. Evet, yayını paylaşacağım. Başkaları da istediği zaman tekrar izleyebilir. Herkese iyi akşamlar. Yarın akşam isteyenlerle e-ticarette görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar, hoşça kalın. Hoşça kalın.